Dilan'ın bu evden bir arabaya bindiği görüntüler var. Beyaz bir arabaya biniyor. O beyaz araba kimin olabilir? Beyaz arabayı tanıyanlar, duyanlar da bizi arasınlar, görenler, bununla ilgili bilgisi olanlar daha doğrusu. O görüntüler ekranlarınıza gelsin şimdi. Üç kere tekrarlamış. Baba beni kurtar, oğulcan kaçırıyor. Kaçırıldığını düşünüyorsunuz. Evet, kaçırıldı benim kızım. Saat 16.31. Dilan kardeşiyle birlikte evden çıkıyor. Saat 16.32. İki kardeş bahçe kapısından yola çıkıyor. Saat 16.32. Yolda şüpheli bir araba beliriyor. Saat 16.33. Şüpheli araba caddeden geçiyor. Şimdi bu beyaz arabanın Dilan'ın kaçmasıyla bir ilgisi olabilir mi acaba? Yani bu beyaz araba kimin arabası? Biliyor musun? Hiçbir bilgimiz yok. Siz evinize niye kamera yerleştirdiniz? Yoksa sizin evinizde... Kurşunlandıktan sonra. Ha, kurşunlandıktan, Oğulcan tarafından kurşunlandıktan sonra. Evet. Evet. Ne zaman oldu kurşunlama olayı? Geçen sene, kıştan oldu. Geçen sene iyi yapmışsınız kamera taktırmakla. Bak kızın bütün görüntülerini falan hepsini. Ya kardeşiyle beraber çıkıyor 16.31'de. Evet. Bu Dilan'ın görüntüsü. Üzerinde nesi var? Bir, kalsın o görüntü. Bir daha dondurur musunuz lütfen? Benim kalsın. Dondurun. Dondurun görüntüyü. Dondurun. Yani üzerinde bir şey var, örtü var. Dediğim küpeler ben seçebiliyorum. Evet. Küpeler var. Yelek var bir tane. Yelek üstünde. Var. Altında etek. Etek siyah var altında. Evet. Yani çok şey bir şey, rahat bir şekilde çıkıyor. Yani bir hazırlık falan bir şey yapmamış hiç, yani. Hiç hiç. Ama kamera olduğunu biliyor Dilan. Evde kamera olduğunu biliyor değil odunluğa mi? Odunluğa giriyor. Odunluğa giriyor. Niye giriyor? Evet. O Dilan'ın bu tarafa geldiği yer odunluk bizim. Kömür falan koyduğumuz yer. Niye oraya gidiyor acaba? Hiç bilmiyorum niye gittiğini oraya. Allah Allah ya. Oraya önceden bir, acaba bir para mara bir şey mi koymuş? Herhalde belki de öyledir. Bilmiyorum. Evden peki bir şey götürdü mü hiç? Altın mı altın bir hayır, şey? Hayır hayır hiçbir şey götürmedi. Öyle şeyi neyi yok onun. Ne bileyim ya biri kandırdıysa çünkü zihinsel engelli ya çok kolay ikna edilebilir diyorsun. Kandırmış olabilirler. Altın varsa evde getir demiş olabilirler. Yok evimizde altınımız yok. Yok diyorsun. Tamam devam edelim şimdi o görüntü. Beyaz arabaya gelelim lütfen. Beyaz arabayı bir ekranlara getirelim. Şimdi siz bu beyaz arabaya binip ya bu beyaz araba tanıdığınız birinin arabası değil anladığım kadarıyla. Hayır yok. Ha? Bizimkilerin zaten hep açık hurdacı oldukları için bizimkiler. Arabayı tanımış mı acaba? Yani bildiği bir kişiye mi ait bu araba? Ebru sen biliyor musun canım? Kuzene soruyorum ben bu soruyu Hakan. Evet hadi lütfen. Hayır abla bilmiyorum. Bilmiyorsun bu arabaya. Peki Oğulcan'ın böyle bir arabası var mı? Bilginiz var mı sizin? Hayır Oğulcan'ın da böyle bir arabası olduğunu bilmiyorum. Oğulcan'ı tanıyanlar Tokatlı Oğulcan bu anladığım kadarıyla. Şu an Tokat'ta mı ama Çorum'da mı askerlik yapıyor yoksa? Askerliğim yok şu anda. Yok. Dolayısıyla Oğulcan'ın böyle bir arabası var mı yok mu akrabaları söylemez ama tanıyanlar Tokat'ta ben bilenler. Ben böyle bir araba görmedim ben Tokat'tayım ama. Kaçmıştır arabayı çocuk. Bilmiyorum orayı bilmiyorum. Evet yani.
Peki şimdi bugün normalde aslında annesi Nermin de yayına bağlanacaktı. Nermin de biraz size öfkeli. Yani aslında biz gittik, ondan sonra şöyle istedik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ondan sonra sizi suçluyor Oğulcan ve ailesi. Yani Oğulcan mı kaçırdı sence Menekşe? Ya Oğulcan'ın ağzıyla meşe satıldığı için, bir de önceki olaylarda olduğu için hedef Oğulcan'ı gösteriyor. Hedef Oğulcan'ı gösteriyor. Evet. Ya yani şöyle şimdi Oğulcan'la, peki Ebru Oğulcan'la karısı ayrılmışlar mı gerçekten? Vallahi abla ayrıldığını bilmiyorum. Biz onunla hatta konuşmaları falan hep kestik. Keseli 3 seneye yakın oluyor. Çünkü oğlan nişanlandı, evlendi, çocuk bekliyor diye duyduk. Çünkü bilmiyorum. Yani arası bozuk olduğunu. Oğulcan'ın demesine göre babasının evine bıraktım dedi. Peki Oğulcan tekrar, yani daha doğrusu Dilan tekrar Oğulcan'la bir araya gelmeyi istiyor muydu? Yani çünkü gittiğinde de Oğulcan ve 3-4 kişi beni kaçırıyor, yardım edin diye bir mesaj atıyor yani. Evet. Annen Filiz senin annen mi Ebru? Yok. Ha. Hayır, benim annem değil, o benim amcamın karısı. Amcanın karısı. Peki yanında mı Filiz? Hayır yok. Yok. Çünkü Filiz dün akşam arıyor ve yanında bir tane kadın var. Ve o kadın diyor ki işte kapat telefonu diyor, beni kurtarın diyor Dilan. Çünkü o kişiyi acaba seni aramıyor da niye yengeni arıyor, Filiz'i arıyor? Neden sizi aramıyor? Kime ulaşırsa eli çabuk, kime şey yaparsa onu arıyor. Öyle mi Ebru sence? Vallahi orasını ben fazla bilmiyorum. Abla da yani arasa işte yengemi de arardı, beni de arardı. Neden direkt o aklına o numara geldi de? Belki aklına direkt o numara geldiği için aramış olabilir. Mesela birini arayayım direkt ona canımı atayım demek istemiştir. Peki Dilan çok çabuk kolay ikna edilebilir mi? Nasıl bir çocuk, nasıl bir kız? Abla benim kuzenim %50'si inzal engelli olduğu için benim kuzenim şimdi dünyanın en kötü insanı bile olsa karşısına geç. 2 dakika 3 dakika iyiliğini anlat direkt kanan bir insandır. Yani gel şuraya gidek de gider. Yani Instagram üzerinde hesap üzerinde kimi görürse görsün konuşan bir kız. Konuşma desem bile konuşan hesaplarını bana vermez, açmaz. Hikayelerini benden gizler. Yani öyle benim kuzenimi çok tez kandırırlar. Bir de abla benim kuzenimle benim aramda bir şifre vardır. Bu kaçmadan önce bile önceden bile bacı ben öksürdüğüm zaman ya da ben derdim öksürdüğüm zaman anne yanımda ya biri var ya da benim başım belada ya da zor durumdayım. Ama bu kızla konuştuğumuzda görüntülü kaçtığından sonra aradı bizi ya. Evet. Evet o zaman aradığında bu kızla bir şey sorduk. Neredesin Dilan dedik. Durdu düşündü sonra öksürdü. 2 defa aralıklı öksürdü. Yani bu kız zor durumda. Bu kız kendi isteğiyle durmuyor. Kendi isteğiyle gitmiş olsa bile sonradan ya kurtulmak istedi ama kurtulamıyor ellerinden. Ortaya çıkartmıyorlar bu kızı. Aranızda öyle şifreler var. Öksürüyorsunuz. Başka ne var? Şifreniz ne? Başka bir şeyimiz yok. Ya öksürüyoruz. Benim yanımda o beni aradığı zaman, benim yanımda biri olduğu zaman ben öksürürdüm. Yani bir şey söyleme diye. Onun yanında biri oldu mu öksürürdü. Yani bir şey söyleme diye. Peki yani biz dün önceki gün yayın yaptığımızda sizi görüntülü arıyor ve diyor ki işte ben iyiyim diyor. Boynunda da bir altın var sözüm ona. O görüntülü aradığı sırada sen orada mıydın Ebru? Evet zaten görüntülü aradı. Bacım nerede dedi. Zaten direkt sordu beni. Ondan sonra ben aldım. Bacı ben buradayım dedim. Neredesin sen dedim. Bize dedim kefen fotoğrafları falan attılar dedim. Öldün sandık dedim. Yok bacı dedi iyiyim dedi. Hatta bir göz... Biraz göz değişikleri vardı, öksürme yaptı. Benle konuştu, 2-3 defa beni sordu. Allah Allah.